Evet arkadaşlar, zayıf arımızın yanına geldik. Dışarıdan bal gelişi de yavaş yavaş başladı. Arı biraz kendini idare etmeye başladı. Bu esnada tabi kovan girişini diğer yağmacı arıların zorlamaları da oluyor. Kuvvetli kovanlardan gelenler. Şu an burada kuvvetli kovan yok. Ancak çevre arılıklardaki kuvvetli kovanlardan tek tük de olsa gelen arılar olabiliyor. Yağma amacıyla. Ama kovan zayıf da olsa, tek çerçeve de olsa şu an kendine yeterli. Evet, kovan dip tablasına bakayım. Evet. Bayağı çalışma olmuş. Özellikle petek gözünün içindeki fazla şeker kalıntılarını aşağı indirmişler ve mumları açmışlar, çalışmışlar. Yine herhangi bir varva şeysi göremiyorum. Varva döküntüsü, ama tabii karıncaları da görüyorum. Karıncalar bu varvaları taşımış da olabilirler. Ben bugün aynı zamanda varva ilaçlamasını da yapacağım. Kabalılar çıkmış olsa da çıkmamış olsa da yapacağım bugün. Bugün bir de rayları takacağım. Sonbaharda havalar sıcak gitmesiyle beraber aşırı mum kurdu olduğu için, mum kurdu temizliği yapmak için rayları çıkartmıştım. Şimdi evet, arımızın durumu bu. Keklerini alayım. Suluydu. Bunlar da yalattığımız çerçevelerdi. Bunlar da yalattığımız çerçevelerdi. Sonra arıyı buraya sıkıştırmıştık. Bu plastik içinde strafor olan, ısı yalıtımı için olan çerçeveydi. Bölme tahtası yani. Sağlı sollu plastik, İçi straforlu plastiklerle, bölme tahtalarıyla arıyı ortaya sıkıştırmıştık. Şimdi bakayım, yalama bitmiş mi? Evet, yalama bitmiş. Artık bunu bala çalıştırabiliriz. Tabii gözlerdeki polenleri perka kaşığıyla alarak temizleyeceğim. Ondan sonra artık bunları kovandan alma vakti geldi. Bunu da temizlemişler. Evet, iyi, bayağı temizlemişler. Bölme tahtasıydı. Bu da bölme tahtasıydı. Arılar aşağı düşmesin, ana aşağı düşüp kaybolmasın diye altına çuval serdim. Normalde kapakta koyabiliriz. Şimdi buna bakayım duruma. Evet, bunu da yalamış. Burada polenler var. Bunları da kaşıkla alacağım. Bu da yalanmış, bitmiş.
Burada henüz bitmemiş yalanma. Buradaki yalanmaya biraz da su fışkırtarak devam edeceğim. Şimdi en dışa bakalım ne halinde. Arka tarafına herhangi bir işlem yok. Bu gözlerdeki şurupları temizlemeler lazım. Evet, polen ve günlük yavrulu olan çerçeveler yavruları sütlemişler. Yavrular sütlemişler. Bu çerçeve artık duvar çerçevesi değil, yavrulu çerçeve olmuş oluyor. Bu çerçeve yavrulu çerçeve olduğuna göre bunun arka tarafına bir tane duvar çerçevesi vereceğim. Bunu da yine bu seneden kalan, bu sene sıcak gittiği için sezon bayağı bir kabarmış petemiz birikti. Şu ana kadar da henüz temel petek verme imkanı olmadı. Evet. Kapalılar. Ve burada günlük yumurtalar var. Günlük yumurta biraz daha açılmış. Ana arımız. Burada. Evet. Buraya bakalım ne işlem var. Evet, burada da günlük yumurtalar var. Açık yavrular var. Hem açık hem günlük yumurta. Özellikle alt kısma yumurta atmamış. Alt kısma yumurta atmamasının sebebi ana arının yumurtlayabilmek için orada yeterli ısı görmemesi ve etrafında herhangi bir stok görmemesi. Arının üstünde yumurtlamayı kolaylaştıran kek var. İçinde polen kokusu olsun diye polenli kek. Ana arıyı biraz daha yumurtlamaya teşvik etmek için. Ama ana arı aşağıya yumurta atmamış. Bu kadar yumurta atması da şu an için yeterli. Evet. Buna bakalım ne alemde. Herhangi bir günlük var mı diye bakıyorum. Bu da duvar çerçevesiydi. Ana arı buraya yumurta atmamış. Attıysa da temizlemişlerdir. Burası dışta kalmış. Arı yoğunluğunun dışında kaldığı için ana arı herhangi bir işlem yapmamış ya da yaptıysa da yumurtayı temizlemişler. Temizlemiş olabilirler. Burası komple artık duvar çerçevesi. Arkaya bakıyorum yumurta atmış mı diye. Yok, yumurta atmamış. Bu artık duvar çerçevemiz. En sağdaki duvar çerçevemiz bu. Sol tarafa bir tane duvar çerçevesi vereceğim. Bu suyumuzdu. Suyu da değiştireceğim. Hazır kovanı komple çıkartmışken biraz temizlik yapacağım ve çıtalarını çakacağım. Ana arı ezilmesin diye, arılar ezilmesin, ana arı ezilmesin diye. Çünkü kovanın yoğunluğu mevcudu giderek artıyor. Bu saatten sonra arı ezmemem lazım. Mümkün mertebe saldırmamaları için. Evet, pervazlarını çaktım. Ve temizledim içindekileri, pislikleri. Ve böylece çarşı biraz karıştı. Şimdi içine en sola bir duvar çerçevesi kabarmış petek bulup yerleştireyim. Evet. Şimdi yerleştirecek olduğum çerçeveleri yerleştiriyorum. Artık bölme tahtasını koymuyorum. Bu duvar çerçevesinin ballı polenli olan, yumurta atılmamış olanı en sağa koyuyorum. Çünkü niye en sağa koyuyorum? Artık arılar sağdan sola çalışsınlar diye. Bunun da sebebi akşam saat 10'a kadar gece sıcaklıkları kovanın sağ tarafında daha iyi
buluyor. Tabii bu esnada unuttum koymadan önce. Fıspıslayıp öyle koyacaktım. Dezenfektanla, yeni yaptığımız dezenfektanla güzel bir kokusu var. 3 kere fıspıslamamız yeterli. Bir elimle kamerayı tuttuğum için biraz zor oluyor. Burada şöyle yapayım daha iyi. Sonra marulların üstüne aynı zamanda sağ tarafa doğru yanaştırıyorum. Bu da artık yavru olanıydı. Yumurtalı olan, en dıştaki yumurtalı olan. Bu da yine ismini yapayım. Evet. Şu tam yalamadıkları vardı. Bunu da en dışa koyacağım. Sulu da yine suyunu yine koyacağım. Yalayacak oldu. Yalayacak olan çerçeve. Bölme tahtası. Şu anda bir tane koyup geçeceğim. Şimdi kabarmış petiği hazırlayayım, koyacağım. Duvar çerçevesini hazırlayayım. Bir tane ballı şuruplu polenli bir çerçeve seçtim. Ve bunda mum kurdu var. Şimdi bu mum kurdunu kaçsın diye, güneşte çıksın diye meydana, komple canlı olanlar. Biraz güneşte bırakacağım ve güneşte bırakıp meydana çıkınca silkeleyeceğim. Meydana çıkınca silkeleyeceğim. Arka tarafında herhangi bir şey yok. Mum kurdu yok. Arka tarafı. Şurada köşede bir tane var. Onları da silkeleyerek, yani güneşte ultraviyole ışınları onları rahatsız ettikçe açığa çıkıyorlar. Daha sonra rahatsız ortaya çıkanları silkeliyorum. Evet arkadaşlar, tamamını temizledim. Güneşte tutarak açığa çıkanları komple temizledim. Polenli olan kısmı iç kısma vereceğim. Arka tarafta da ballı kısım var. Bunların da sırlarını açacağım. Arı iyice yesin. Aynı zamanda üstüne püskürtme yapacağım ve kalan mum kurtlarının da ölmesi için, aynı zamanda varroa mücadelesi için olan formik asit damlatmayı yapacağım. Formik asit damlatma, formik asit bu kalan mum kurtlarını da temizleyecek. Balların sırlarını da açtım. Polenli kısım içeri gelecek şekilde kovana veriyorum. Şu an iki duvarla birlikte 3 çerçeve yavrulama alanı var. 2 de duvar çerçevesi var. Buradaki çerçeveyi de yalayıp kendi olduğu kısma götürecek. Şu an arıyı bu şekilde suyunu verip kapatacağım. Formik asit damlatma işlemini yapıyorum. Bütün çerçevelere
arıların üstüne gelecek şekilde. Araya da sıkıyorum ki bunun kurtları halletsin. Bunun kurtlarıyla. Bir de koydum fazla fazla. Yani bozmadım. Normalde bu kadar kek koymaya gerek yok. Artık gece soğukluklar da kalktığı için bu kadar koymaya gerek yok. Ama ben tezgahı bozmadım. Olduğu gibi koydum. Ve kapattım. Şimdi geldi sıra. Ön deliği ayarlamaya. Ön deliği de en sola çekiyorum. Ve bu kısmı da kapatıyorum. Tamamen kapatıyorum. Şu an 2, 4, 6, 7 tane giriş deliği var. Bu 7 giriş deliğinin ikisini kapatacağım. 5 taneyle girip çıkacaklar. 3 yavrulu çerçeve arı var. 2 de duvar, 5. 2 duvar çerçevesinde çıkacak olan, genişleyecek olan kapalılardan çıkacak olanlarla birlikte toplam 5 bıraksam yeterli. Diğerlerine gerek yok. 2, 4, 5. Şu ikisini kapatıyorum. Sıkıştırıyorum ki çıkaramasınlar. Ve şurada bir delik açılmış. Bunu da kapatayım. Çıkamasınlar.